kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kişi sabah mümin, akşam kafir olacak hadisi nasıl anlaşılmalıdır? Önce hadisin tam metnini okuyalım, mealini. İleride bir fitne olacak. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kıyamete yakın meydana gelecek büyük fitnelerden bahsediyor. O fitne içinde kişi mümin olarak sabahlayacak kafir olarak akşamlayacak. Ancak Allah'ın ilimle kalbini dirittiği kimseler hariç. Demek ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir tehditten haber veriyor tehlikeden. Bir de bu tehlike içerisinde kurtulması için gerekli olan ilimden, ilim sahibi olmaktan bahsediyor. İşte sabahleyin mümin olarak topluma çıkan bazı insanlar Allah muhafaza ya arkadaşlarından, ya yayın organlarından, ya değişik mihraklardan aldığı fikirlerle, düşüncelerle ya da karşılaştığı olaylarla onların hakkından gelemeyecek. Allah muhafaza evine akşam döndüğünde ya imanından tamamen çıkmış olarak ya da imanını bazı itikadi bozukluklarla kirletmiş olarak dönecek. Onun için Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda imanı muhafaza etmenin kor ateşi avuç içerisinde tutmak kadar zor olduğunu buyurmuştur. Öyleyse buna karşılık bütün iman esaslarını ilimle, özellikle Allah'ın izniyle ayetlerin, hadislerin bize gösterdiği şekilde ve Cenab-ı Hakk'ın kainatta koyduğu ayetleri dikkatle okuyarak imanımızı ilimle kuvvetleştireceğiz. Taklidi imandan tahkiki imana çıkmaya çalışacağız ki imanımızı o dehşetli asırda bu zamanda koruyabilelim. Öyleyse bu hadis-i şerifi birinci olarak inanç açısından ele almakta fayda var. İkincisi bu hadisi amel bakımından da dikkatle inceleyebiliriz. Ne demek? Yani bir Müslüman sabahleyin İmanlı, ahlaklı, dürüst Müslümanca ve mümince topluma çıkar, ama o toplumda öyle günahlara girer ki kafirlerin yaptığı günahlarla bir açıdan kafir sıfatını üzerine almış olur. Evet, dinden imandan çıkmaz, ama yaptığı hareketler ya Allah Allah, bu Müslüman nasıl bir insan? Bu neredeyse kafirler gibi hareket ediyor. Onlar gibi içki içiyor, onlar gibi kumar oynuyor, onlar gibi giyiniyor, onlar gibi yiyor, onlar gibi içiyor, onlar gibi oturuyor, onlar gibi kalkıyor. Neredeyse özellikleri kafir sıfatlarını andırıyor. Ama elbette böyle bir insana kafir denilmez. Fakat ne yazık ki yaşam tarzı açısından bir kafirden farkı kalmamış gibi olur. İşte bu tehlikeye dikkat çekerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o asırda hem inanç esasları konusundaki sağlam olmamıza hem de hareketlerimize, tavırlarımıza ve yaşam tarzlarımız konusunda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kendimize örnek almamız konusunda bizi uyarıyor ve ikaz ediyor. Bununla ilgili bir hadis-i şerifi de okuyup son verelim. Kıyametten hemen önce karanlık gecenin parçaları gibi fitneler olacak. Kişi o fitnelerde mümin olarak sabaha erer, akşama kafir olur. Mümin olarak akşama erer, sabaha kafir olur. Allah muhafaza. Gece yapılan günahların, gece yapılan tehlikelerin burada şeyini görüyoruz. O fitnede oturan, ayakta durandan hayırlıdır. Yürüyen, koşandan hayırlıdır. Dikkat buyurun fitne zamanında o fitnelere ateş verecek hareket, konuşma, tavır hepsi yasaklanıyor. Senin hareketin ve tavrın fitneyi alevlendirecek mi? Kargaşayı artıracak mı? Toplumun huzur ve sükunetini bozacak mı? Evet, öyleyse caiz olmaz. Bakın, oturan ayakta durandan, yürüyen koşandan hayırlı. Öyleyse yaylarınızı kırın, kirişlerinizi parçalayın, kılıçlarınızı da taşa vurun. Sizden birinin evine girerlerse Hazreti Adem'in iki oğlundan hayırlısı olun olsun, ölen olsun, öldüren değil. Şimdi peygamberimizin Aleyhissalatu vesselam bu hadisin tek başına incelesek hakikaten hayatımızı kurtarmamıza vesile olur. Demek ki sabahleyin mümin olarak çıkan bazı müminler toplumdaki inanç, itikat, ahlaki erozyondan dolayı etkilenerek akşama Allah muhafaza bu özellikleri kaybetmiş olarak dönebilir. Ya da akşam evine mümin gelir ama evinde işlene günahlarla internet, televizyon, bilgisayar, uydu veya telefonlar aklımıza gelen her türlü olaylar yanlış şekilde kullanılarak Allah muhafaza sabahleyin o mümin kardeşimiz ya imanındaki bir sıkıntıyla ya da ahlakında kulluğundaki bir sıkıntıyla sabahlayabilir. Böyle durumlarda işlenecek her günah, her hata, yapılacak her hareket ya kendi aile huzurumuzun, ya komşuların, ya toplumun, ya devletin herhangi bir huzurunun kaçmasına neden olacaksa bu da kesinlikle yasaklanıyor ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zamanlarda yapılacak hareketlerin ne kadar büyük zararlara vesile olacağını ifade ederek bizi bundan sakındırıyor. Mesela adamın ağzı ok gibi yapacağı konuşmalar toplumun, devletin huzurunu, ahlakını, namusunu bozacaksa bunu yapmamalı. Veya yürüyüşü veya herhangi bir toplantısı. Dolayısıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle zamanlarda bize zarar verilme durumu olsa bile başkasına zarar vermemenin temel esas olduğunu ve Hazreti Habil'i Kabil öldürmeye gelmiş. Seni öldüreceğim diyor kardeşine, öz kardeşine. Ama Habil ona diyor ki Kur'an'ın ifadesiyle sen beni öldürmek için harekete geçsen bile ben seni öldürecek değilim diyerek öldürmeyi değil ölmeyi tercih ediyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da Kıyamete yakın öyle dehşetli fitneler, belalar, musibetler, sıkıntılar hem itikadi, inanç açısından, hem ahlaki, kulluk açısından, hem de devletler açısından öyle büyük fitneler, belalar çıkacak ki belki bir insanın yüzünden milyonlar ölecek. Öyleyse siz o fitnelerde o ateşi alevlendiren, o ateşe ateş taşıyan olmayın. Eğer size zarar verilecek bir durum söz konusu olsa bile zarar gören olun zarar veren olmayın. Çünkü artık zarar vermek bir kişiyle sınırlı değil, toplumla, devletle hatta dünya ile ilgili olacak diyerek Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize ölçüler getiriyor. Cenab-ı Hak, Peygamberimizin getirdiği bu ölçülere uymayı ve diğer insanlara da bu ölçüleri güzelce açıklamayı, ulaştırmayı nasip eylesin. Müzik